evinin yepyeni bir bölümüyle sizlerle beraberiz. Gelinlerden hangisinin evliliği en iyisi, hangisinin evi en müthiş, en güzel düğün kimin olmuştu? Hepsi birazdan gelin evinde. Bugün yarışmacımız Mehtap Hanım'ın evindeyiz. Ve karşınızda Mehtap Hanım. Ya bu çok heyecanlı biliyor musun Dış Ses Bey? Bu heyecanlanınca da çok tatlı bir şey oluyor biliyor musun? Üç gündür heyecanlı yani ben üç gündür buna sarılmaktan yani... Yani... Oo, bakıyorum da Mehtap Hanım yarışmamıza kocasıyla katılmış. Bakalım gelinlerimiz buna nasıl Bu nerede konuşuyor mesela? Ben bunu hiç anlamadım. Dış ses programlarda oluyor. Bu sesi geliyor, mikrofondan konuşuyor. Ben nereye bakacağım ya? Buraya bak. Genel bölümü dolaştırıyorum. Bu tarafa. Hayır, o tarafa. Evet, oraya. Oğlum hayır, bu tarafa oraya. Deyince nerede olduğun görünmüyor ki bu tarafa diyor. Ben bu taraftayım. Tamam o zaman, dur. Sana bir şey söyleyeceğim şimdi. Hı hı. Bu gelin evinde genelde gelinler katılıyor. Evet. Şimdi bu gelin kocasıyla katıldığı için, formatı bozduğu için sen duruma biraz bozuluyorsun. Tabii. Anonsu bozularak yapıyorsun. Tabii efendim. Ya bir doğru düzgün anladığını belli et. Doğru düzgün anladım efendim. Peki, o zaman görelim bakalım. Ya bu çok heyecanlı biliyor musun Dış Ses Bey? Bu heyecanlanınca da böyle çok tatlı bir şey oluyor biliyor musun? Üç gündür heyecanlı, ben üç gündür buna sarılmaktan yoruldum artık yani lütfen. Ha. Ne oldu oğlum? Ha. Bakıyorum da Mehtap Hanım yarışmamıza kocasıyla katılmış. Bu senin kıskan ya. Bakalım gelinlerimiz buna nasıl tepki verecek? O zaman diğer yarışmacılar gelsin de yarışmamız başlasın. Kapıyı açacağım Bilal. Ay bırakmıyor. Buyurun, hoş geldiniz. Merhaba canım. İşte gelinlerimiz geldi bile. Bakalım bu haftaki gelinlerimiz kimler? Yeter Hanım, sizi tanıyalım. Merhabalar, ben Yeter. Burada olduğum için çok mutlu değilim. Çünkü muhtemelen bu yarışmayı ben kazanacağım. En iyi evlilik benim evliliğim. Zaten burada onları herkese göstermeye geldim. Zerre kadar hoşlanmam hava atmaktan ama yeri geldi maalesef söyleyeceğim. Eşimin holdingi var. Teşekkürler. Merhabalar, ben Burcu. Mükemmel bir gelin olduğum için kocam bana çok aşık. Bunu özellikle altına çizmek istiyorum. Bundan mutavallit çok güzel bir evliliğim var. Bence ben birinci olacağım. Çünkü şahane bir gelinim, iddialıyım, buradayım. Bilal! Bu kadın çok iddialı. Bu kadın kazanır da ben kazanamam diye çok korkuyorum. Ay! Benim sevdiğimin pembiş dudağını sarkıttılar ya. Bana bak Kare Hanım. Beni iyi dinle. Sana diyorum evet. Sizin aşkınız birse bizim aşkımız aşkın karesi. Aşk çarpı sonsuzluk. Benim kadınım kazanacak bak görürsün. Kazanır. Ben demin de söylediğim gibi ben kazanacağım Yakari Bey. On kimse bilmedi. 10 kilo verdim taş gibiyim. Merhabalar canım. Merhabalar. En şahane evlilik benimkisidir. Çünkü kocam var. İsmim Murtaza. Buradan selam ederim. Ay madem öyle buyurun oturun. Tekrar hoş geldiniz evime. Şöyle oturun, ayakta kalmayın. Evimle ilgili yorum yapmaya başlayabilirsiniz. Şimdi konuşmayayım, sert bir giriş yapmayayım diyorum. Başlayacağız ama eşiniz burada. Herhalde eşiniz burada olmayacak biz başlarken. Yo, burada olacak. Benim eşim beni hiç bırakmaz. Bak bir keresinde ben kum kapıya alanlara gitmiştim. O gece de çok trafik vardı, eve dönemedim. Ya sonra ne oldu? Avrasya Tüneli. Ellerimle o suyu kazdım, Avrasya Tüneli'ni yaptım yemin ediyorum. Çünkü bu çok tatlı bir şey ya. Tamam Bilal Bey, biliyoruz tamam. Ve gelin evi başladı.
Oo, bakalım gelinlerimiz Mehtap Hanım'ın evini beğenecekler mi? Evet kızlar, işte burası benim evim. Bakalım beğenecek misiniz? Evet, ben hemen konuya giriş yapmak istiyorum. Şimdi ben kapıdan girdiğimden itibaren badanaların rengini hiç beğenmedim. Bence bu eve hiç uygun değildi. Bir gelin evi böyle başlamamalıydı. Devam ettiğimde kirlentiler gözüme çarptı. Kirlentilerin üzerindeki bu desenler bence çok düz. Çok iddiasız bir gelin evi. Asla böyle olmamalıydı. Kocanı sana yakıştıramadım. Bu koca senin yanına olmamış. Zaten bir şeye benzemiyor. O yüzden ben sana bir işledim. Bence senin hak ettiğin puan sadece bir. Ya bu kadın daha bire işliyor ha. Ya hemen bir işlemeseydiniz Burcu'm, tamam kınetlerimi beğenmemiş olabilirsiniz ama koltuklarım son model. Gülmeyeyim diyecektim ama kendimi tutamadım. Son model koltuk deyince bunlar son model koltuk olamaz. Çünkü bunlar kumaş kaplı. Asıl bizimkisi son model koltuk çünkü kumaş kaplı değil. Allah Allah, merak ettim hanımefendi. Sizin koltuklarınız ne kaplı acep? Timsah kaplı. Timsah derisi mi? Yok, direkt canlı timsah. Arkaya koyduk, böyle oturdukça antilopla besliyoruz. Ey, ben huylanırım, oturamam ona ya. Ayrıca bence bizim koltuklarımız daha iyi. En azından karnı acıkmıyor ya. Allah korusun, aç olur maç olur, insanı yer o. Vallahi ben de fikrimi söylemek istiyorum açıkçası. Bence sizin koltuklarınız var ya, benim ardıma benziyor. Bilal, bizim koltuklarımız kadının ardına benziyormuş. Alakası yok bir tanem, alakası yok. Bizim koltuk üç kişilik. Hanımefendinin ardı bildiğin koşe takımı. Aysel Hanım, siz ne diyorsunuz? Bana sordu, bana sordu. Ben evi çok beğendim. Çünkü duvarları var. Üf, çatı bile var. Benim biricik kocam Murtaza geçen gün evin kolonlarını kahvede kumarda kaybetti. Allah Allah. Bir an düşündüm de, acaba Murtaza benim için doğru erkek olmayabilir mi? Kafam karıştı. Puanım bir. Ya Bilal, ilk turda hiç puan alamadık ama kazanamayacağım diye çok korkuyorum be. Şşş, tamam. Bakalım gelinlerimiz Mehtap Hanım ve Bilal Bey'in düğün albümlerine ne diyecekler? Düğün albümü, o çok güzel. Onu kesin beğenecekler, bak görürsün. Evet, kızlar şimdi geldik en yüksek puanı vereceğimiz bölüme. Ben de gelin ya. Kimseyi bırakmıyor. Şimdi bakın kızlar. Bu ilk fotoğrafımızı bizim mahalledeki Şimşakçı Arif abi vardı. O çekti. Tararalım. Aa, burada ben avcumu açmışım. Bilal'im de avcumun içinde duruyor. Aa, bu benim. Ya adamın zaten boyu 1.50. Sen niye onu o kadar küçülttün? Ben hiç anlayamadım yani. Ama benim çok aşık, bana deliler gibi aşık kocam orada olsaydı çınar ağacı gibi dururdu. Hanımefendi, yengeciğim. Damadın boyu değil, işlevi önemli bence. Öyle mi? O zaman şunu da belirtmek isterim. Demek ki Mehtap Hanım uzun zamandır küçük şeylerle mutlu oluyor. Çok güzel. Ya! Duydum, duydum. Bilal ya, lütfen yorum yapma. Puan kaybediyorum ya. Tamam. Bırak şunu ya. Aa, şimdi de ikinci fotoğrafımıza geldik. Nararam. Daran. Burada da ben kemanı Bilal'in beni çalıyor. Abunu. Çok güzel fotoğraf, öyle değil mi? Ya bu bir kere anası gilde kaldıydı. Gelemedi eve, ben de bu fotoğraflara bakıp bakıp iç geçirdim ya hep. İç geçirdim diyor Allah'ım yarabbim. Dur Salıncı'yı, onu da göstereceğim. O da çok güzeldi, Bilal neredeydi? Evet, şimdi kızlar hazır mısınız? Darararam! Darat! Burada da Bilal'im kaplan olmuş. Ben de Ceylan gibi böyle seke seke kaçıyorum. Keşke kaçmasaydınız. Ayol kaplan mı görmedik bugüne kadar? Bu daha ziyade Mart'ta camda bir kedi, bir kedicik. Benim eşim, az evvel de bahsettim, holdingi var çok zengin olduğu için. Ortağı Banu Hanım'la beraber yurt dışına falan giderler. Hiç bana böyle yapışmaz. Banu Hanım'la seyahatlere çıkar. O yüzden boğmaz beni. Hiç hoşlanmadım. Sana az sonra biri işleyeceğim. Hatta işliyorum. Sana bir diyorum. Ay ben çok beğendim. Bizim de düğün fotoğrafımız var. Ben Murtaza'nın boğazını sıkıyorum. Ya, oluyor öyle eğlenceli fotoğraflar, evet. Yok kız, eğlencesine değil. Zerzeklik yaparken sıkıyordum, çekmişler.
Acaba Murtaza'yla 100 yılın aşkı olamayabilir miyiz? Kafam karıştı. Puanım 1. Ya Bilal gördün mü ya? Son fotoğraf bile görmeden o da 1 verdi. Vallahi kurtulamayacağız bir şey. Anlayalım, çok sinirlenim bu burada. Ya yapma, yapma. Ağzına 150 gram anzer balı çaldığımının çocuğunun köylüsünün kızı. Yapma. Bak sen üzülünce çok tatlı oluyorsun. Dayanamıyorum. Yapma buralarda. Biliyorum ha. Ya. Hareketler ne? Ay, ne oluyor ya? Ya! Öve beni gelinin programında lütfen ya. Nerede öveyim lan? Ha bana. Azıcık gel lan. Kız da benim oğlum. Azıcık gel. Azıcık gel lan. Ayakkabıma dikkat et. Seveyim lan sen. Balina burnu benim. Ya. 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 Bilal Bey lütfen. Bilal Bey bak. Ben halimden çok memnunum. Bilal Bey lütfen yeter. Vallahi kıskanım. Ya. Getir artık ya. Nedir? Bu ne böyle gelin evi programı mı yapıyoruz? Yoksa Kongo maymunları çifletme belgeseli mi? Nedir artık? O zaman sıradaki etaba geçelim. Düğün ve balayına oynayacağız. İlk dansınız nasıldı Mehtap Hanım? Ya, ilk dansımız çok güzeldi. Görseniz bayılırdınız. O kadar tutkulu dans etmişiz ki Bilal'imle babamı gördü. Kalp küt, bayıldı gitti. Sıradan baba, amca, dayım, ay hepsi gitti. Ya bunun bu ince belini görünce ben dayanamıyorum çünkü biliyor musun? Bu çok tatlı bir şey ya. Benim de bana aşırı aşık kocamla ilk dansımız muhteşemdi. Bizim iyi dans müziğimiz de Love Story'ydı. Ay bizim de düğün şarkımız var. Murtaza seçmişti. Ankaralı namıktan duysun o şerefsiz. Galiba Murtaza tam bir öküz. Siz neyle dans ettiniz Yeter Hanım? Süpürgeyle dans ettim şekerim. Eşim çok yoğun, çok zengin olduğu için ortağı var Banu Hanım. Onunla beraber böyle zeyahatler bir şeyler falan. Evime dedi jacuzzi alalım dedi. Banu Hanım'a jacuzzi almaya. Ay ne kadar iyi yürekli bir eşim var benim. Maşallah, maşallah. Değil mi? Aslında aşk insanın gözünü kör eder zannediyordum ama senin bayağı retinanı yırtmış. Retinanda sıkıntı var senin. Mehtap Hanım, siz balayına nereye gittiniz? Biz balayına gidemedik. Niye? Holdingi yok diye mi işinizden? Yok, yok. Niye? Rezervasyonumuzu falan yaptırmıştık da. Evden çıkamadık, anlarsın ya. Allah Allah. Abun lan. Ayıp artık ya. Yani bu balayı değil, düz ayı ya bu adam. Bizim de bize çok aşık bir eşimiz var ama biz böyle gereksiz gereksiz havalar atmıyoruz yani. Kalektesiz şeyle yapmıyoruz yani. Bir. Ben de bir veriyorum. Ben bir. Down. Ya yine en düşük puanı verdiler Bilal ya. Bak vallahi kazanamayacağım, sinir geldi üstüme ha. Aman ha. Aman bak sevdiğimin gözleri doldu. Sakın ağlama ha Mehtap. Bak bir etap daha var. Sakın ağlama, sevdiğim ne olursun canım. Dayan. Mehtap. Dayanamam sen ağlarsan, yapma. Ay hayır ya. Yeter ya yeter. Sen burada şov yapıyorsun sen. Kameraların herkesin sen şov yapıyorsun. Biz şov yapıyoruz burada. Biz şov yapıyoruz. İyi ki yapmıyorsun ha. Burcu Hanım lütfen yerinize geçin. Burcu Hanım rica ediyoruz. Bitmişti zaten, geçiyoruz. Oo, programda gerginlik başladı. Son etabımıza... Beşiktaş Bey bir dakika. Diğer balaylarını konuşmayalım mı? Siz balayına gidemediniz ya. Bir sorun bakalım bu zengin gidebilmiş mi balayına? Ha? Ya! Ben balayımı tek başıma geçirdim küçüğüm. Biliyorsunuz eşimin holdingi var. Ortağı Banu Hanım'la beraber iş seyahati icabı Ava'ya gitmişlerdi. Ben de bir başıma kalınca ne yapayım ne yapayım? Mangır olunca Malezya'ya gittim. Malibu'ya gittim. Maldiv nereye gitti? Mal bu be mal. Açına buram da söyledim. Dur dur laf sokma ona. Biz de balayına gittik Murtaza'yla. Murtaza beni şeye götürdü mal.
Aya mı? Yok, mal Atya'ya götürdü. Halası Güler gitti, bor bor balayda temizlik yaptı. Anlıyor. Murtaza, Allah tependen baksın. Bir. Ya niye kimse bize yok puan vermiyor ya? Bilmiyorum Bilal, bilmiyorum ya. Ya beşim yerdeyken sizi kaçırmak üzereyim. Gerçekten şu an bunalmak giyiyorum Bilal ya. Hadi bir sonraki etapa geçelim. Ne diyor ki o zaman? Allah! Allah! Benim mehtapımın gözleri doldu. Mehtap korkma, bir etap daha var sevdiğim, dur. Sakın ağlama, ben dayanamam. İçmiyorlar mehtap! Oh, ne? Yeter! Burcu Hanım, bir şey mi demek istediniz? Şov yapmıyoruz buradan, şov yapmıyoruz. Şov böyle olur, öyle değil. Burcu Hanım yeterli, teşekkürler. Teşekkürler, bitmişti zaten. Herkes iyi mi? İyiyiz, iyiyiz, her şey yolunda. Ben son etapımıza geliyoruz. Son etap. Bakalım gelinlerimiz Mehtap Hanım'ın düğününde giydiği gelinliği övecekler mi, gömecekler mi? Tabii övecekler, bunu da gömmeyin ha. Benim kadının o bembeyaz gelinliğin içinde kuğu gibiydi, kuğu. Kızdan, şimdi size Bilal'im ne mutlu gecemde giydim, gelinliği göstereceğim. Kalkın, ben de geleyim. Kalkın. Bakalım, yakından bakalım. Lan 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 lan! Dara! Artık bunda değdin. Ne kadar iğrenç bir gelinlik bu ya. Şuraya bak, simsiyah olmuş gibi puan. Ha ya, bu şey değil, bu kir değil ya hanımefendi. Ben düğün günü buna böyle böyle sarılmaktan sürtünmeden alev aldı bura. Ya konuşmayayım diyorum. Ama gerçekten çok kalitesiz bir gelinlik. Oldukça markasız. Elimi bile zaten sürmem. Benim eşimin holdingi olduğu için dolayısıyla yine yurt dışındaydı Banu Hanım'la, ortağıyla. Ben de kendim işte bir gelinlikler falan giydim. Gergedan kirpiğinden yaptırmıştım özel olarak. Başka hiçbir yerde yoktu. Beğenemedim. Bir veriyorum şekerim. Benim düğünümde de Murtaza çok pahalı diye bana gelinlik almamıştı. Ben de damatlık giydim. Yok, yok beyde. He? He? İniyor, inişe geçti. Aa, anladım, uçuyor. Murtaza, seni boşayacağım. Puanım bir. Bilal ya, hiç puan alamadım. He gitti eşimi yerde. İçim yanıyor. Mehtap Hanım'ın evliliğini kimse beğenmedi. Yarışmadan en düşük puanı alarak elendi. Oo, olaylar olaylar. Ben de biz çok mutlu bir çiftiz sanıyordum ama değilmişiz demek ki. Vay! Kadınım, sakın ağlama. Bana bakın, beni iyi dinleyin. Benim sevdiğimin öyle pahalı hediyelere, lüks seyahatlere ihtiyacı yok, anladın mı? Benim bu kadının gözüne baktığım her yer evim, elini tuttuğum her gün en güzel günümdür. Ya! Ya gerizekalı! Ne biçim konuşuyorsun öyle ya? Vallahi gözlerim doldu. Hele tipe bakın, yere doğmuş çimçim gibi. Ne güzel oldu senin milletin önünde. Aa, değil mi kız? He? Nasıl roman sevdim değil mi ortama? Çok büyük bir... Ay, yeter sizin romansınız. Buramıza kadar geldi. Bizim de romansımız var. Ben de çok seven kocam var. Buraya şimdi gelsin, gör kapıdan dalyan gibi adam. Susun. Ha! Kocam geldi. Burcu. Hoş geldin canım, gel. Burcu, Burcu. Buradayım canım. Ben kazanacağım inşallah. Çok özledin değil mi beni hayatım? He? Hadi bana vay de, vay de bana. Öyle diyor Halisa. Vay, vay, sen çok özledin vay. Vay. 50 saattir kapıda bekliyorum ya. 50 saat oldu kapıda bekliyorum. Çişim geldi. Çok çişim geldi. Karnım da acıktı. Acım aç. Tabii acım ki. Aç. Çünkü erkeğin kalbine giden yol nereden geçer? Ben biliyorum bayanlar. En iyi ben biliyorum. Sen şimdi dizine vur böyle. Vay yap. Vay. Öyle yapacaksın. Hadi yap. Hadi yap sen. Dizine vur. Vay. Vay. Ay. Ay, dizim çok acıdı.
Çok acı dedim. Eve gidip dizi izleyecek mi? Yürü git. Acım aç. Kaçıncı bölümde kalmıştık dizide? Acım çıktı ya. Rezil ettim beni. Çok acım, çok. Rezil ettim beni. Dikdörtgen Hanım, görüşürük. Vallahi gülmeyeyim diyorum ama yapacak şey yok. Ben de eşimi arayayım. Alo. Banu Hanım, neredesiniz? Ay Çin'e gitmişler. Ne güzel arkadaşlık. Eşimle görüşebilir miyim acaba? Şayet müsaitse. Ben de gidip Murtaza'yı adam tutup dövdürteceğim. Galiba kimse kalmadı ya. Galiba. Acaba şu sihirli sözcüğü mü söylesen kız? Hangi sihirli sözcük ya? Sanki bir sihirli sözcük var da damperli kamyon gibi. Ne dedin sen? Damperli kamyon. Damperli kamyon. Damperli kamyon. Şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele katılır.